döneminde öğretim yılında din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında Alevillik nasıl ele alınacak? İşte bu konu bugün yeni müfredatla ilgili toplantı düzenleyen Devlet Bakanı Faruk Çelik tarafından Alevi dernekleri temsilcileriyle, akademisyenlerle ve kanaat önderleriyle paylaşıldı. Bu toplantının ardından da bu toplantıya katılmış iki konuğumuz var. Onları tanıtmak isterim. Sayın Hüseyin Dede Kargınoğlu Cem Vakfı Ankara Şubesi Dedeler Kurulu Başkanı ee, ve yine bu toplantıya katılan isimlerden biri Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Bakan Çelik'in açıklamaları vardı. Ee, ondan kısa bir bölümle başlayalım ve hemen konuşmaya başlayalım. ardından. Kamuoyunun da yakından izlediği gibi, Alevi sorununun çözümüne hiçbir zaman bu kadar yakın olunmamıştır. Bugün de burada din kültürü müfredatının yeniden düzenlenmesi konusunda ilgili komisyonca hazırlanan raporlarla varılan en son noktayı sizlerle paylaşacağız. Alevi uzmanlar tarafından hazırlanan müfredat önerisinde ders kitaplarında yer alması gereken temel konular ele alınmıştır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl yeni müfredat yürürlüğe girmiş e, olacaktır. Sayın Dede Kargınoğlu, eee Sayın Kenanoğlu'yla da konuşacağız. Önce sizle başlayalım. Herhalde Alevilerin Tabii. sorunlarının çözümü için e, daha başka birçok şey yapılması gerekiyor ama bugün konumuz din e, dersinde müfredat, Alevilik bahsi. Şimdi e, Bakan Çelik bunları söyledi. Ee, nasıl bir müfredatla karşılaşacaksınız? Sizi tatmin eden bir tablo çıkıyor mu ortaya diye sormak isterim. Bugünkü müfredat programı içerik olarak bize tam verilmedi. Ana başlıklar halinde neler olduğu gösterildi. Tabii gerek bakanın gayretleri Gerek hükümetin e, bir dizi Alevi çalıştayları yapmış olması, bunları iyi niyetli bir çalışma olarak algılıyoruz. Başlıklara baktığımızda da hakikaten Cumhuriyet tarihinden beri hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız başlıkları gördük. Bunlar hep memnuniyet verici şeyler. Mesela, ama bu başlıkların alt, mesela e, Alevilik nedir, Cem nedir? efendim semah nedir? Aleviler ibadetlerini nasıl yaparlar? Hı hı. İşte ehli beyit nedir? 12 ee, imam nedir? Alevilerden cemlerdeki e, müzikleri, değişleri, bu değişlerle ilgili Alevi toplumunda önemli yer e, tutmuş olan Hatayi gibi, Nesimi gibi yedi ulu aşık dediğimiz aşıkların bir kısmı. Kısmen bunlardan bahsedildi. Örnek olarak Ehli Beyt nedir diyor. Ehli Beyt anlatmak istiyor. Hmm. Şimdi Ehli Beyt dediğimiz zaman Alevi bakışı Ehli beyt ile Sünni bakışı Ehli Beyt çok birbirinden farklı. Bunu nasıl anlatacaklar? Altını nasıl dolduracaklar? Hmm. Bu konuda bize detaylı bir içerik verilmedi. Ne olacağını da bilemiyoruz. Hmm. Ama bunları iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Peki devam İkincisi, edelim. Ha buyurun ale buyurun buyurun. Aleviliğin olmazsa olmazlarından birisi dedelikle ocak kurumu Buna ait hiçbir başlık göremedik. Tabii bunlar not alındı. Bunların eklenecekleri, bunların düzeltileceklerini, bu son bir çalışma değil. Ee, ne gerekiyorsa yapılacağı söylendi. Ama hı hı. altını, içerik kısmını bilemediğimiz için çok detaylı bir yorumda bulunamıyoruz. Hı hı. Ama iyi niyetli bir yaklaşım diye de bulmak istiyoruz. Peki e, ben e, Sayın Kenanoğlu'na dönmek isterim. Yine Köklü bir ocağa dönmek e, anlamını taşıyor bu. bu bir yerden söz ediyoruz. E, Sayın Kenanoğlu, demin e, Sayın e, Dede Kargınoğlu'nun üzerinde durduğu konular bütün bir müfredat içinde ne kadar yer tutuyor e, peki? Ve siz de biraz ayrıntılandırmak ister misiniz acaba? Orada eline alınan konular, başlıklar ve bunların ele alınış şekline dair aldığınız ipuçları bugün neler? <laughs> Evet, bir kere şunu belirtmek isterim başlangıçta. Din derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılması ve seçmeli hale getirilmesi konusunda verilen onca demokratik mücadeleye rağmen hala zorunlu bir şekilde verilmesinin ısrarı sürdürülüyor. Bu ısrar içerisinde bir müfredat hazırlanmış. Bu müfredat hazırlarken de bizim gördüğümüz mevcut kitaptaki müfredatın ruhu korunmuş. ...bu ruhu korurken de e, Hazreti Ali ve Hacı Bektaş verilen çeşitli sözlerle... A, ...adeta o ruh teyit edilmiş. Neydi o ruh? O ruh zaten biz bunu biliyoruz. Mevcut müfiretteki ruh sünni, sünni e, yaklaşım. Hı. Ve tabii sünni ruh aynen olduğu gibi muhafaza ediliyor. Alevilik konusu ise sadece 7. sınıf 4. ünite... ...ve 12. sınıf 4. ünitede yer veriliyor. Bunun haricindeki bütün 4. sınıftan 12. sınıfa kadar ki... ...bütün okul hayatı boyunca... Çeşitli ünitelerde sadece Hazreti Ali ve Hacı Bektaş Veli'nin çeşitli konularla ilişkin sözleri veriliyor ve bunları Alevilik diye bize sunuluyor. Oysa ki bunlar çeşitli konulardaki Alevi ulularının, pirlerinin birer cümleyle ifade edilen sözleridir. Esas Sayın Dedemin de belirtmiş olduğu Alevilikle ilgili konular bütün o 4. sınıftan 12. sınıfa kadarki bütün okul hayatının sadece iki sınıfında... 7. ve 12. sınıfta sadece birer ünite e, olarak yer alıyor. Bütün bunların bize sadece başlıkları sunuldu. Bu başlıkların içeriklerinden de bir bilgi sahibi değiliz. O konuda bir bilgi de sunulmadı. E, bu nedenle de e, bu başlıkların içeriğinin de nasıl hazırlandığı konusunda endişelerimiz ve kuşkularımız var. Bunları Çünkü dile bu getirdiniz beklent... mi ve nasıl cevapları aldınız? Mesela evet. şimdi söylediğiniz hani 4. sınıftan 12. sınıfa kadar birer ünite, iki ders gibi ...algılamak bunu mümkün. Biraz Tabii bunların, hocanın, biraz da... öğretmenin de herhalde... inisiyatifiyle şekillenecek bir şey olabilir... ...bunları Şimdi ele süresi ama... E, ...ne dedi bakan Çelik? E, toplantıda bütün bunları dile getirdik. E, bunun haricinde... E, ...sizin de söylediğiniz çok önemli bir konu var. Bu dersleri kim verecek? Bu dersleri diyelim ki Alevilik... ...sadece iki ünit ama... ...isterse dört ünit olsun... Bu dersleri kim verecek? Bu dersleri yine mevcut din dersi öğretmenleri verecek. Zaten esas büyük sıkıntı orada. Din dersleri öğretmenleriyle okullarda öğrenciler arasında ve özellikle Aleviler arasında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü birçok öğretmen müfredata bile bağlı kalmaksızın beynindeki kafasının arkasındaki Aleviliği anlatıyor ya da o şekilde Alevilik vurgusu yapıyor. Dolayısıyla biz bu derslerden şu anda daha ciddi endişeler taşıyoruz ve Sayın Bakan'a şunu söyledik. Bu müfredat Alevileri daha çok mahkemeye taşıyacaktır. Ee, önceki müfredatta hiç olmazsa çocuklarımıza e, bu bizim inancımız değil ama sınıf geçmek için okumak zorundasınız diyorduk. Ama hmm. şimdi daha farklı hakaretlerle ve daha e, inisiyatife bırakılmış e, bir dersle karşı karşıya kalacağız. Potansiyelden söz Aleviler ediyorsunuz. Daha... Bunun altını çizmek lazım. Yani siz bunun olabileceği tehlikesini görüyorsunuz. Çünkü öğretmenlerin genelde... O sünni yaklaşımı biraz baskı halinde öğrencilere, biraz de demeyelim baskı halinde öğrencilere yansıttığını düşünüyorsunuz. Yani şu anda e, ay gün geçmiyor Hı. ki hafta geçmiyor ki yani e, Aleviliğe bir hakaretten dolayı bir Hı. din dersi öğretmeniyle ilgili bu konuda kamuoyuna basına yansıyan bir haber olsun. Hı. Yani bu kadar e, bu müfredatta bunlar yansıyorsa Hı. yarın öbürsü gün Aleviliği anlatacak din dersi Peki. öğretmeni. Acaba nasıl anlatacak? Ee, o konuda e, çok ciddi endişelerimiz var. Şimdi e, ben daha sonra bakandan aldığınız cevapları da soracağım ama şimdi e, çok ara vermeyelim. Sayın dedeye, Dede Kargınoğlu'na da tekrar dönmek istiyorum. E, şunu da belki kısaca konuşmakta fayda var. E, din dersinin zorunlu olması konusunda ne düşünüyorsunuz acaba? Yani aslında bir felsefe dersi gibi dinler tarihi, e, dinlerin e, hangi dinin, ee, yaklaşımının nasıl olduğu, bütün bunların e, evet. öğretilmesi evrensel, e, nesnel bir şekilde e, çocuklara sizce e, olamayacak bir şey midir diye bir soru sorayım. Zorunlu bir dersin zaten çok tartışılıyor ama bugünkü haliyle daha çok tartışılıyor. Tabii. Türkiye'de. Şimdi Banu Hanım, zaten 82 Anayasasında da ki Anayasa çalışmaları döneminde de ben yakın takip etmiştim bu din dersi konusunu zaten o anayasa düzgün uygulansa bugünkü sorunlar olmazdı diyor ki din öğretimi şu 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 şekilde yapılır bir tarih gibi bir coğrafya gibi ama istediğiniz kadar siz yasaları en mükemmel şekilde çıkarın bunu uygulayacak olan insanlardır bu konuda diyanet'in tutumu belli bugüne kadar gelmiş hükümetlerin tutumu belli Yoksa Alevilerin haklarını vermek için demokratik bir açılım yapmak için böyle uzun süreçler gerektiren açılımlara falan gerek yok. Eğer amaçlar üzüm yemek olmuş olsaydı bugüne kadar gelen iktidarların basit bir yasa değişikliğiyle de bunlar değiştirilirdi. Ama bu olmadı, olacağını da zannetmiyorum. Peki şunu Şimdi sorabilir miyim? Hale... Şunu sorabilir miyim? Şimdi e, bu e... Ders dışında e, farklı dinlere mensup çocukların ya da mezheplere mensup çocukların e, kendi ilgilendikleri dinle ilgili ayrı bir ders almaları, seçmeli bir ders sunulması imkanı bu toplantıda konuşuldu mu? Böyle bir şeye siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Siz cevabınızı verdikten Şimdi sonra aynı konu, soruyu Sayın Kenanoğlu'na da sormak ko, ko, istiyorum. Konuya Konu bu şekilde detaylandırılmadı ama ben şimdi bakın not aldım. Alevilik konusuna yer verdik derken Yeşevirilik, Karaimderilik, Nusayrilik, Bektaşilik, Alevi Bektaşi diye onu. Oysa Alevilik ve Bektaşilik birbirinden farklı yönleri olan birebir birbirinin aynısı olan bir inan şey değil. Hı hı. yapı değil. Şimdi burada Yesevi Türkiye'de nüfusa oranlarsan kaç tane Yesevi vardır? Kaç tane kal kalenderi vardır bugün? E, Aleviler gibi 20-25 milyonluk bir e, nüfustan bahsediyoruz. Bunlarla aynı kefeye konuluyor. Burada anlatılacak bir sayfalık bir şey Aleviliğe de anlatılacak. Oysa o din dersin, o müfredatın tamamını Aleviliğe ayırsan zaten yetmez. Alevilik neyle ilgili? hele şu son 25-30 yılda hı hı. bir sürü şeyler var, yayınlar var. Hı hı. Ee, onun için bu, bu sorularımızın cevabını bakandan net alamadık. Alamamamızın sebebi e, bütün bizim söylediğimiz konuları not aldılar. Hı hı. Biz bunu not alacağız, değerlendireceğiz, geri size döneceğiz dediler. Ve zaten bu içeriği daha önceden bize verilip bilgi sahibi olmadan oraya toplanmamız bir yanlışlık aslında. Hmm. Anlaşıldı. Hmm. Tabii ki burada siz eksik ee... bilgilendirme olduğunu düşünüyorsunuz. Sayın Kenanoğlu, sorumda eğer hatırlıyorsanız, or tabii, yani tabii, tabii, nesnel tabii. bir şekilde e, bir e, hmm. din dersi ihtimali var mıdır sizce bugünün koşullarında bunu dönüştürmek Şimdi, mümkün müdür ve e... seçmeli olarak. Ek olarak dersler konulması evet. söz konusu olur mu acaba? Şimdi burada e, din eğitimi konusunda bir kere bilimsel eğitimle inançsal eğitimi birbirinden ayırt etmek gerekiyor. E, okullarda verilmesi gereken eğitim bilimsel eğitimdir. Dinin bilimsel eğitiminin nasıl verecektir Bu da dinler tarihi, dinler kültürü şeklinde. Bütün inançların, bütün dinlerin e, tarihsel süreçlerini, ne, nelerden ibaret olup olmadıklarını ve çeşitli evreleri konusunda bilgiler verilebilir. Bu e, bilimsel olarak e, tarihin e, getirdiği bir e, süreçle birlikte verilmesi mümkündür. Ama işin inançsal kısmına geçtiği zaman bu okullarda verilecek bir durum değildir. Bizim önerimiz şu oldu. Daha öncesindeki çalıştaylara da ben katılmıştım. Oradaki önerimiz de aynı şekilde olmuştu. Bugün de aynı şeyleri söyledim. ...inançların eğitimi kesinlikle inanç sahiplerine bırakılmalıdır. Yani ibadethanelere bırakılmalıdır. Bugün Kur'an kurslarında sünnilik eğitimi verilebilmektedir. Kur'an kursları yeterli değilse bunların içeriği genişletilebilir ve... Bu e, din eğitimi, Sünni din eğitimi Kur'an kurslarında daha rahat bir şekilde, daha geniş bir şekilde verilebilir. E aynı şekilde Alevilik dersleri de cemevlerinde verilmelidir. Yani Aleviler tarafından kendi ibadethanelerinde kendileri tarafından verilmelidir. Yani din sivil hayata bırakılmalıdır. Ve isteyen Ve gitmelidir olamaz. diyorsunuz. Tabii. E tabii ki yani sonuçta eğer Kur'an kursu yani isteyen dolayısıyla... gider, cemevine isteyen gider. Evet. Evet. isteyen gider. E, okullarda verilen ders ise zaten mutlaka seçmeli hale e, o, o, olmak zorundadır. Ama anladığımız ama, e, kadarıyla siz... e, şimdi şunu diyeceğim. Yani sizin öneriniz çok net bir şekilde tekrar ettiniz ortada ama öyle görünüyor ki... ...şu an itibariyle hükümetin e, çalışmalarında zorunlu din dersi dışında bir seçenek koyulmuyor. Hal böyle olduğunda 2011-2012 e, öğretim döneminde... ...bir kitap olacak. Şimdi onun içinde yer alacak bu konu başlığını genişletmek mümkün olabilecek mi? Sizin eleştirileriniz burada ne kadar dikkate alındı? Siz bakandan ne cevap aldınız? Bir cevap alabildiniz mi acaba? Şimdi Diyelim. şunu söyleyeyim. Bizim açmış olduğumuz, örneğin ben zorun din derslerine karşı dava açan ve kazanan bir kişiyim. Ben bakana da bunu söyledim. Burada benim bu dava açmamı gerektiren gerekçeler ortadan kalkmış değil. Hı -hı. Hala bu kitaplarda çocuklarımıza zorunlu olarak Arapça dualar ezberlettiriliyor. Hı -hı. Bu müfredatta aynen devam ediyor. Hı -hı. Yani bun, bunlar Alevi çocuklarının e, asimilasyonunu ortadan kaldıran unsurlar değil. Yani sadece e, iki üniteye Alevilik konması Hı -hı. E, Alevilerin e, sorunlarının çözümü değildir. Ya da Alevilerin bu konudaki taleplerinin çözümü değildir. Hı -hı. Bu kitaplarda da bu müfredatta da e, Alevilerin e, çocuklarının asimilasyonu e, devam etmektedir ve e, Alevilerin demokratik mücadelelerinin e, engelleyen bir durum ya da onların bu mücadeleden vazgeçmelerini gerektiren herhangi bir durum yoktur. Ben çocuğumu yine göndermeyeceğim din dersine e, ve ikinci çocuğum için de yeniden dava açacağım bu müfredat böyle olduğu sürece. Peki Sayın Kenanoğlu sizden birkaç cümleyle e, alayım sorumun cevabını sonra da e, Sayın Dede Kargınoğlu'ndan almak isterim. E, Bakan demişti ki, e, Alevi sorununun çözümüne hiç bu kadar yakın olmamıştık. E, daha ne yapılması gerekiyor Alevilerin sorunlarının çözülmesi için diye çok kısaca özetleyebilir misiniz? Öyle kapatalım isterseniz. Bir kere bugünkü toplantıda Alevilerin e, temsiliyeti orada değil, orada yoktu. Yani en önemli sorun bana göre eğer bu, bu düşünecekse, e, Alevi kurumlarının büyük bir çoğunluğunun temsiliyeti orada söz konusu değildi. Eğer bu yaklaşımlarla yani muhataplarla bu iş oturup konuşulmadığı sürece bu şekilde çözüm mümkün değil. Peki, ee, bir diyanet konusu, cemevleri, ibadethane olması onların onlar var ki o da ayrı bir programı tabii ki alabilir konuşmak için. Evet. E, Sayın Dede Kargınoğlu sizin de cevabınızı alalım daha sonra kapatalım. Hı. Buyurun. Şimdi burada din dersleri hep gündeme geldi ama aslında tarih konusunda da gerekli değişikliklerin düzeltmelerin yapılması lazım. Az önce e, zam, şey olmadı, anlatamadım. O da bir İnsan, cümleyle boyun. değineyim. Örneğin bir başlık atılmış Denmiş ki orada işte Alevilik'le ilgili böyle bir başlık atılmış. Bir örnek vereyim buna. Ee, Hazreti Ali'nin Halifelik konusu. Burada hakkının yendiği. Alevilerin bakış açısı böyle. Sünnilerinki farklı. Birini doğru kabul edersen öbürünü tamamen yanlış kabul etmen lazım. Bunu aynı ders içerisinde aynı hoca nasıl anlatacak? Bunun içerisinde nasıl çıkacak? Dolayısıyla sadece bu müfredat konusunun e, bu kadar yakın olduk demesi bakanın evet bugüne kadar gerekli Çalışmalar hiçbir şekilde bu kadar olmamıştı. Ama Alevilerin sorununu çözecek mi bu? Bana göre yetersiz, hiçbir şeyi de çözeceğini zannetmiyorum. Ama iyi niyetli çalışmış siyasiler. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey'in dediği gibi bazı şeyleri daha Arap saçına dönderir gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Dede Kargınoğlu, Biz Sayın Kenanoğlu. Herhalde konuştuklarımızda e, altı çizilebilecek ve herkesin hem fikir olacağ e, bir cümle olabilir. O da e, bu konuda nesnel bir yaklaşım gerekiyor çocukların önüne bütün bu bilgileri koyarken ve siz dediniz e, bilim olarak din, dinler tarihi olarak din. Evet. ...okutulabilir ama inanç olduğunda bu sefer işler biraz karışabilir gibi görünüyor dediniz. Bu da zorunlu evet. din dersiyle ilgili gene tartışmaları hatırlatıyor bize Türkiye'nin koşullarında. Bir de şey var Banu Hanım. Buyurun son olarak alayım ıı, efendim. Bir de e, Aleviliği e, tam Alevilerin gördüğü gibi görülmüyor bu müfredatta. Hı hı. Alevilik tek bir etnisite indirgenmiş. Oysa Anadolu'da Alevilik dediğimiz zaman... Büyük çoğunluğu Türkmenler olmak üzere, Kürtler, Araplar, e, Farslar, Arnavutlar, e, hatta Romlar. Bunlardan oluşan bir şeydir, topluluktur. Yüzde bir, hatta binde bir dahi olsa bu grubun içerisindeki kimseler bunları yok sayamayız. Evet. Dolayısıyla tek etnisite, tek inanç, tek tip ki bu ittihat ve terakkiden beri gelen bir anlayıştır onun izlerini onlara fazla vurgu yapıldığını bu müfredat başlıklarında da gördük. Evet. Yani müfredattaki Türk İslam sentezci yaklaşım hmm. aynen devam ediyor. Hmm. Ha, altı nedir? Alt e, onu hissettik ama evet. Alt başlıklarını içeriğini bilemediğimiz için de doğrusu çok da olumsuz şeyler pek de söyleyemiyoruz. İçerik ama somut kadar... bilgileri konuşmamıza yardımcı olacaktır ama siz elinizde olan bilgiler ışığında çok önemli şeyler söylediniz. Ee, i̇ki evet. temsilci olarak değerli görüşlerinizi aktardınız. O yüzden çok teşekkür Şş. ediyorum yayınımıza geldiğiniz evet. için. Hı. Süremizin sonuna geldik. Biz teşekkür ama ederiz. Ama daha konu kapanmadığı için anladığım kadarıyla yine konuşmamız gerekecek belki yine yakın bir zamanda çok teşekkürler tekrar